bu işaretleri takip edebilseydik potansiyelini, varlığını genişletmek, açar çıkartmak, ruhumuzun yolunu yürümek, içindeki tanrıçayla, içindeki dişiyle ve sen orayla bağını kuvvetlendirdiğinde eril enerjinde aslında kendinden dengeye geliyor. Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Ben Mora. Dönüşüm yolculuğumu ve bu yolculukta edindiğim bilgileri, deneyimleri paylaşmak için buradayım. Eril ve dişil enerjiden bahsedeceğiz bugün. Daha doğrusu eril dişil prensiplerden. Etrafta çok fazla bilgi dolaşmaya başladı. Her konuyla alakalı. Ve eril dişil enerji konuları da biraz bu şekilde belki gözümüze, kulağımıza çok daha fazla değmeye başlar oldu. Bu konuyla ilgili belki bir sürü bilgi gördün. Bir yandan ana akım medyada, felsefede, sosyolojide olan cinsiyetle ilgili çalışmalar, cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet, atanmış cinsiyet böyle kavramlar da ortada dolaşırken birazcık bilgiler çorba olabiliyor. Eril ve dişil prensiplerle ilgili kendi bilgilerimi ve tefekkürümü paylaşmaya geldim. Öncelikle eril, dişil prensipler Nedir? Gerçekten nedir? Bunlardan konuşalım istiyorum. Bunu tam olarak idrak edebilmemiz için öncelikle konuyu biyolojik cinsiyetlerden bir kez izole etmemiz gerekiyor. Yani biyolojik beden olarak kadın bedeni içerisinde yaşayan kişiler ve biyolojik beden olarak erkek bedeni içerisinde yaşayan kişilerden ayırarak anlatacağım konuyu. Sonra buna da geleceğiz. Eğrilin ve dişilin ne olduğu aslında her bir öğretide, dinde mevcut. Çünkü şu anda içinde yaşamakta olduğumuz gerçekliğin çok temel bir prensibine, çok temel bir kuralına, varoluş haline dayanıyor. O da nedir? Dualite. Yani ikilik. İslam dininde Rahman ve Rahim olarak yerini alıyor. Yin Yang. Sanskritçedeki yani yoga, Hinduizm'deki Ha Ta yani güneş, ay artı eksi yani diyebiliriz ki varoluşun, varoluştaki her kavramın içerisinde bir polarite var, bir kutupluluk var. Aslında işin özünde Eril ve dişil enerji bu kutupluluktan başka bir şey değil. Bu dünyada ise insan varoluşunun, çoğu hayvan alemindeki varoluşunsa yine bu kutupluluğu içerdiğini görüyoruz, iki farklı biyolojik cinsiyet şeklinde. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Gördüğümüzün ötesinde, görünmeyen mana aleminde enerji alanında var olan kavramlar, arketipler Evrenin yapı taşları fiziksel aleme, madde alemine sembolik olarak tezahür eder. Felsefeye aşina olanlarınızın bileceği Platon'un bahsettiği ideyalar kavramını düşünebilirsiniz. Bizim görmediğimiz enerji alanında ya da kuantum alanında mevcut olan ideyalar, kavramlar, konseptler bir şekilde fiziksel dünyada fiziksel maddesel kavramlarla temsil edilmek zorunda. Dolayısıyla da biyolojik cinsiyet olarak kadın ve erkek görüşümüz aslında evrendeki bu polaritenin fiziksel düzlemdeki projeksiyonundan tezahüründen başka bir şey değil. Bununla birlikte doğal olarak kanunen kurallar gereği her kadın da, her erkek de, her yemekte, her ilişkide bir polarite, bir kutupluluk içermek zaten zorunda. Hepimiz içimizde bunun bir dengesini, bunun bir kombinasyonunu taşıyoruz. Fakat her birimizin yapısı çok eşsiz olduğu için bu ikisinin nasıl bir ilişkisi ve dengesi olduğu kendi içimizde çok kendimize özgü. Genel hatlarıyla diyebiliriz ki kadın bedeninde yaşayan ruhlar dişil prensiple, evrenin dişil prensibiyle bağlantıya geçmeye daha yatkın erkek bedeni taşıyan ruhlar evrenin eril prensibiyle bağlantıya geçmeye daha yatkın ve buraya gelirken bedenimizi seçerken aslında bu bağlantıya geçmek istediğimiz enerji prensibini de işin içine katıyoruz ve dişi bedenin içerisinde yani kadın bedenin içerisinde yaşamanın getirilerini, farklı özelliklerini deneyimleyerek onun üzerinden bir hikaye, onun üzerinden bir deneyim alanı yaşamak istediğimiz için bu bedeni seçiyoruz. Atanmış ya da toplumsal cinsiyet özelliklerinin çok az bağlantısı var. Hatta bu toplumsal cinsiyet kodları aslında tam tersi bizi gerçek ilahi, sağlıklı olan eril ve dişil enerjiden uzak durmamız üzerine programlayan kurallar ve bilgiler. Biyolojik cinsiyetlere aşırı anlam atfedip de kadınlar sadece dişil enerji, çiçektir, böcektir, erkekler eril enerjidir gibi bir durum söz konusu değil. Ama biyolojik cinsiyetleri de tamamen anlamsızlaştırmak, e iki enerji içimizde dengede ise o zaman hepimiz cinsiyetsiziz. Böyle bir şey de yok açıkçası. Dediğim gibi her ilişkinin dinamiği içerisinde ya da sizin kendi bedeninizin, kendi alanınızın içerisinde bu enerjileri sürekli dans ediyor olarak düşünebilirsiniz. Sürekli birbirlerini eksi artı kutup olarak bir manyetizmayla tetikliyorlar, etkiliyorlar ve böylece bir devinim oluyor aslında ve biz de kendi hayatımızın içerisinde bu devinimle yaratım yapıyoruz, var oluyoruz, varlığımızı genişletiyoruz. Bizim idealde hangi bedene sahip olursak olalım bir diğeriyle tamamlanmak gibi bir ihtiyacımız yok. Erili de dişili de içimizde mevcut bir şekilde barındırıyoruz. Zaten varlığımız şu an içinde yaşadığımız bedenden ya da tek bir hayattan bugüne kadar yaşadığımız bu 20, 30, 40, 50 yıllık hayattan çok daha geniş bir varlık. İnanabilirsiniz ya da inanmayabilirsiniz. Pek çok paralel hayat yaşadık. Başka boyutlarda, başka bilinç formlarında, başka maddi formlarda örneğin hayvan, bitki gibi pek çok farklı oluş halini deneyimledik. Dolayısıyla erkek olmayı da deneyimlediniz, kadın olmayı da deneyimlediniz muhtemelen çokça kez. O yüzden aslında her birinin bilgisi de içimizde her an mevcut. Peki nedir? Dişil enerji ya da yin enerji. Dişil yerle, maddeyle, toprakla alakalı olandır ve bu dişinin bedenine, kadının bedenine şu şekilde yansır. Kadın kendi bedeninin içerisinden yepyeni bir fiziksel yaratım açığa çıkarabilme kapasitesine sahip. Yani çocuk doğurabilme kapasitesine sahip. Erkek bedeninin böyle bir kapasitesi var mı? Yok. O yüzden aslında madde alemiyle bağlantısı yüksek olan toprağın rahmiyle bağlantısı yüksek olan taraf kadın bedeni oluyor ve dişil enerji oluyor. Göklerle, kozmik olanla bağlantısı olan, zihinle, mental olanla bağlantısı olan eril enerji, eril taraf oluyor. Bu yüzden Gök Tengri ya da Gök Baba var. Yogadaki Shiva ve Shakti Şakti bedenle ilgili olan, toprakla ilgili olan, materyalle ilgili olanken Shiva ise gökle bağlantı olan eril prensip. Dişil olan bedenle, toprakla alakalıysa. insanın dişil enerjisi nasıl dengelenir? Dengelenir diyorum çünkü dişil enerjini arttır, dişiliğini yükselt, eril enerjin patlasın. Genelde böyle bir şey yok benim gözlemlediğim kadarıyla. Aslında şöyle oluyor. Bir arketipin, bir kavramın tam olarak ne olduğunu anlayıp onunla bağlantıya geçmeye başladığımızda, onun özelliklerini bedenlemeye başladığımızda. Yani bu ne demek? Bilgi olan şeyi yaşamına pratik olarak getirebilmen demek. Duyusal, bedensel girdilerle bağlantıda olduğun bir yaşam yaşadığında dişil enerji zaten dengelenir. Dişil enerjiyi bedenlemek şöyle görünebilir dışarıda saksılara çiçek ekmek bedeninle bağlantıya geçmek dans etmek elinle bir şeyler yapmak yemek olur seramik olur güneşe çıkmak bitkilere dokunmak yani bedenin içerisinde mevcut olmak kadın erkek fark etmek sizin bu hepimizde dengede olması gereken bir konu. Örneğin çevrendeki maddelerle ne kadar bağlantın var? Evindeki bir koltuk. Öylesine mi alınmış? Yoksa gerçekten üstüne oturunca rahat ediyor musun? Renkleri hoşuna gidiyor mu? Bir parfümü çok popüler diye mi aldın yoksa o koku tam olarak seni mi yansıtıyor? Toplumda kadınlara atfedilen oje sürmek, örneğin makyaj yapmak, giyinmek, kıyafet gibi konular aslında kadın olmaktan değil. Maddeye olan bağlantından, fizikselle bağ kurmandan ve o fiziksel olanın içine ruhunu katmandan ötürü artık dişiliği bedenlemenle alakalı bir durum. Aynı şekilde bir erkek de kendi bedeniyle ilgilendiğinde, belki şöyle bir saçını başını düzelttiğinde, güzel bir koku sürdüğünde aslında dişil enerji dengelenmiş olur. Ya da yediğin yemeği rastgele yemediğinde, onun kokusundan, tadından, baharatlarından keyif aldığında. Bunlar işte hep dişil olanla alakalı. Ve farkındaysanız bahsettiğim şeyler duyularının ve algılarının anda ve açık olmasını da gerektiren şeyler. Bedeninle bağlantıda olmayı gerektiren şeyler. Bir yerin ağrıdığında bunu hissedemiyorsan, bir uyuşukluk hissediyorsan, bedensel enerjin düşükse aslında dişiyle bağlantıya geçmiyorsun demektir. Bu bağlantı yükseldiğinde, örneğin spor yaptığında, yoga yaptığında, nefes aldığında aslında ne başlıyor? Meditasyon başlıyor. Mindfulness dediğimiz şey başlıyor. Her anın içerisinde mevcut olmak başlıyor. Bu da zaten yavaşlamayı gerektiriyor. Akışkanlığı, sakinliği, alıcılığı, teslimiyeti getiriyor. Böyle özellikleri yine dişil prensibe ya da yin olana atfedebiliyoruz. Bunların tam tersi olan her şeyi ise erile atfedebiliyoruz. Şimdi burada bir liste gibi şu, 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 şu özellikler dişidir. Bunlar, bunlar, bunlar erildir gibi bir şey anlatmak istemiyorum. Bunu gidip şu anda Google'a yazdığınızda zaten karşınıza böyle bir sürü bilgi çıkacak. Ben bu işin özünü anlamamızı istiyorum. O zaman zaten içsel bir bilgi olarak kavrayacaksınız. Hatta zaten o bilgi içinizde binlerce yıldır mevcut olduğu için o bilgiyi hatırlamaya ve bedene getirmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla sürekli aksiyon aldığın bir haldeysen, sürekli zihninle düşünüp karar verdiğin bir haldeysen eril enerji çalıştırıyorsun demektir. Bedenle değil, zihinle iş yaptığında sürekli eril enerjin çalışır örneğin. Ben çok uzun yıllar böyle bir halde yaşadım. Bedenimle çok fazla bağlantım yoktu. Spor gibi şeyler hayatımda yoktu. Hep zihnimi kullanmaya alışmıştım. Ve ben ne kendimi daha az kadın gibi hissediyordum. Ne işte bu benim maskülen bir karakterim var anlamına gelirdi. Ama anladım ki bu bedenle bağın kopukluğu sürekli buranın içerisinde yaşamak bir kere zaten sinir sistemini dengesiz bir hale sokuyor bir yerden sonra. Ve bu benim dişil enerjime çok zarar vermişti. Duyusal bir insan olmama rağmen duyularımla bağlantıya geçmeyi duyularımı dinleyerek onun üzerine karar vermeyi ve onları da dikkate alarak yaşamayı unutuyordum. Bedenimin bana yap ya da yapma dediği şeylerle bağlantım son derece kesikti ve çok zorlanıyordum bu yüzden ve bu yüzden zorlandığımın farkına dahi değildim. Aslında biz dişil olanla bağlantıya geçtikçe, yani bedenimizle etrafımızdaki fiziksel dünyayla bağımızı, bağlantımızı kuvvetlendirdikçe bu dengeleniyor. Yani dişil enerjim a düşmüş eksi 5 o yüzden ben bunu artı 5'e çıkarayım. Böyle bir durum yok. Orayla bağını kuvvetlendirmek gibi bir şey var daha çok. Ve sen orayla bağını kuvvetlendirdiğinde eril enerjinde aslında kendinden dengeye geliyor. Bu tek bir insanın içinde yaşananlardan bahsediyorum. Çünkü aslında bizim evrenimiz, bizim fiziksel dünyamız dişil prensip ağırlıklı dişil prensip yönetiminde bir dünya ne diyoruz? Toprak ana. Gaya. Gaya dişil prensiptir. Dünyanın üzerinde daha çok dişil prensibin hakimiyeti var. Antik zamanlara, altın çağlara baktığımızda ana erkillik var. Bu yüzden de zaten dünyamız, kolektif bilincimiz en çok dişil enerji manipüle edilerek yönetiliyor ve kontrol altında tutuluyor. Bu ne demek? Hepimizin bedenimizden olabildiğince kopması, topraktan, yediğimiz yiyeceklerden, bir diğer canlıdan, hayvandan, bitkiden mümkün olduğu kadar kopması, kendi bedenimizle bağlantıyı kesip sadece bütün varlığımızı beynimize, gözlerimize sıkıştırıp onu da hipnotize olmuş bir şekilde dışarıdaki şeylere saçmamız üzerine kurulu bir düzen var. Ne zaman ki telefonuna bakıp saatler geçiriyorsun, ne zaman ki dizilere kitlenip binge watch yapıyorsun, ne zaman bilgisayar ekranının karşısında anlamsız anlamsız saatlerce oturuyorsun, işte zaten o zaman bedeninden kopmuş oluyorsun. Bütün varlığın zihnine geliyor. Artık bedeninde ne olup bittiğini bilmiyorsun. Aç mısın, tok musun, bedenin ne yemek istiyor acaba? Hiçbir fikrin olmadan bir sonraki sipariş onu da yiyeyim. Sonra hastalıklar geliyor. Sonra cinsel enerjinle bağlantını kesmek geliyor. Ya da bu cinsel enerjiyi anlamsız şekilde kullanmaya çalışmak. Gerçekten bir şey hissediyor muyum, hissetmiyor muyum bilmeden. Kışkırtılmış bir dopamin, döngüsü düzeni bozulmuş hormonlarımız. Güneşle, doğayla her gün kesilen bağlantı. İşte bu ne yapar? Bu dişil olanla bağlantıyı keser. Bedeninizden gelen sesi dinlemediğiniz her an bunu yapıyorsunuz. Dişili değersizleştirmek, kadın dövmek demek değil. İşte o kadına fiziksel dünyada olan şeyler bu kolektifteki değersizleştirilmiş dişil prensibin bir tezahürü. Ne dedim en başta? İdealar dünyasında, görünenin ötesinde, mana aleminde ne oluyorsa madde aleminde de o oluyor. İdealar aleminde dişil enerji nerede duruyorsa fiziksel kolektifte, fiziksel düzlemde de işte dişil enerji orada duruyor. Dişil enerjisini, dişiyle olan bağlantısını sahiplenmeyen, onu değersiz gören bir kolektif, onu aşağı gören, aşağılayan, bastıran, yok sayan, yok eden bir kolektif. Bu yüzden her birimiz kendi içimizdeki dişiyle, kendi içimizdeki tanrıçayla bağlantıya geçmeden, ona hak ettiği değeri vermeden, Bedenimize iyi bakmadan, onun içine giren her bir yiyeceğe, her bir kimyasala, kozmetiğe, etrafınızda tuttuğunuz insanların enerjilerine, dikkat etmeden, onun sesini dinlemeden, içindeki tanrıçayla, içindeki dişiyle bağlantıya geçemezsin ve onun sana vermek istediği hediyeleri hiçbir zaman alamazsın. Sana neyin senin için doğru ve iyi neyin senin için yanlış, zararlı olduğunu her an anlatıyor. Bu işaretleri takip edebilseydik zaten ruhumuzun yolunu yürümek, ruhumuzun potansiyelini, varlığını genişletmek, açığa çıkartmak çok kolay olurdu. Dünyada kadınların yaşadığı durumları dönüştürmek mi istiyorsun? Kendi içindeki dişiyi tanımalısın. Kendi dişil tarafınla bağlantıya geçmelisin. Bunu da bedeninle, fiziksel olanla, maddeyle gerçek ve hakiki bir bağlantı kurarak, samimi bir bağlantı kurarak yapabilirsin. Ve her birimiz içimizde bu dönüşümleri yaşamadan kolektifte dişinin yeri, dişinin değeri değişmez. Değişemez. Dışarıdan fiziksel olarak yapmaya çalıştığın her şeyle kadınlara şöyle oluyor, kadınlara böyle, böyle. Yaptığın her şeyle sadece daha çok savaşma ve çatışma enerjisi yaratırsın. Bunu istemiyoruz. Her birimizin içerisinde eril ve dişil dengeye geldiğinde zaten bütün varoluşta dengeye geliyor olacak.